Sevgili seyirciler, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarı Kahraman'ın yanındayız. Ünye Belediyesi'nin katı ve destekleriyle Ünye'de marka olacak köylü pazarı için projeler yapmışlardır. Onunla ilgili başkanımız bize birkaç tane bilgi verecek. Başkanım buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Kısa adı Ün Köyler olan Ünye Çevre ve Köyleri Doğal Ürün Üretici Pazarı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ana çatısını oluşturduk. Dernekler masasına kuruluş dilekçemizi verdik. Bununla birlikte de neler yapmamız gerektiğini dernekler masası kurucu yönetime verdi. Şimdi evrak üzerinde hazırlıklar yapılıyor. Bu pazarda neler olmasını, neler yapmayı, nasıl bir pazar oluşturmayı düşünüyoruz sorusuna gelince de bir kere Ünye'de üretilen, Ünye ve çevresinde üretilen bizim kendi öz dinamiklerimizi ortaya çıkarmak. Yani yenilebilir ot çeşidinden süt ve süt ürünleri çeşitlerine, kurutulmuş tüm mamullerden pekmez çeşitlerine, aklınıza ne gelebiliyorsa. Arkadaşlar biz hesap ettik, çok ciddi bir çalışma yapmış, istatistik bilgisi var. Yaklaşık 2000'in üzerinde yenilebilir ot çeşidi var bu bölgede, bu coğrafyada. Öncelikle coğrafyamızı öne çıkarmak, dolayısıyla öne çıkardığımız coğrafyalarla birlikte yetişen tüm yenilebilir ot ve süt ürünleri çeşitlerini gün yüzüne çıkarmak. Bununla birlikte bu pazarda bunları pazarlamayı, bu pazarın içerisine çevre illerden, çevre ilçelerden, hallerden özellikle sebze hallerinden mal girmesini engellemek. Sahte tereyağları, sahte doğal ya da organik yumurta pazarcılarını engellemek, doğal olmayan hiçbir şeyin bu pazara girmesini engellemek. Bütün amacımız bu. Dolayısıyla Kent Konseyi Başkanımız Sayın Sevindik Diktepe'ye, Sayın Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney Beyefendi'ye, ben sevgili Hüseyin Tavlı Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum ki bu projeyi asıl onlar destekliyor. Zaten proje Ünye Ziraat Odası Kent Konseyi'nin ortak projesi. Bir tamam baktığınızda Ünye'deki pazar yeri sıkıntısı felaket derecedeydi. Yani burada Ünye'nin nefes almasını engelleyen bir yapılanma vardı. Burada çok titiz ve ince bir çalışmayla hem seyyar satıcılar pazarını daha ferah bir ortama aldı Ünye Belediyesi. Dolayısıyla da peşinden biz Kent Konseyi olarak da Köylü Pazarı'nın derneğini kurduk. Valla zor, meşakkatlı ama bir o kadar da heyecanlı bir süreçteyiz. Burada köy yumurtası dediğimizde alıcı hakikaten köy yumurtasını alacağı şekle getirmek istiyoruz. Köy salatalığı dediğinde köy salatalığını, köy patlıcanı, köy reçelini, işte efendim tut pekmezinden arı balına kadar, armut pekmezinden kuruturmuş hoşafına kadar, tarhanasından eriştesine kadar ne arıyorsa üreticinin, tüketicinin buradan bulmasını sağlayacağız. Bu pazar düşündüğümüz her gün açık olması bu pazarın istiyoruz. Her gün açık olursa her gün burada köylü ürün yetiştirebilecek mi? Evet, her gün köylü burada ürün yetiştiremeyecek, doğru. Ama şöyle bir şey olacak. Örneğin tirmit mevsiminde Büyük Cami etrafında Ünye'nin muhtelif yerlerinde seyyar pazarlar oluşuyor hemen anında günübirlik böyle. Bunlar da orada oluşmayacak. Bu projenin içerisinde günübirlikçiler de bu bahsettiğimiz pazarın içerisinde konuşlanacaklar. Örneğin bunun içerisinde tur otobüsleri yerini Ünye Belediyesi'ne orayı önerdik. Eğer becerebilirsek iki kapalı spor salonu ve Ünye Şehir Stadyumu arasında bir tur otobüslerinin durak yeri yapabilirsek gelen yerli ya da yabancı turistin ilk uğrayacak olduğu yer olacak köylü pazarı.
Her gün açık olduğunda evde pekmezini yapan, efendim çeşitli turşularını yapan, çeşitli reçellerini yapan, kurutulmuş bakliyat ürünlerini sağlayabilen, öz ünye belirlenmiş olduğumuz bu sınırlar içerisinde üretilen her şeyi her gün insanlar burada üretebilecek. Her gün bütün tezgah dolar mı? Hayır, dolması mümkün değil. Orada zaten çok olsa günübirlik köyden alışveriş yapmaya gelenlerin sayısı 15-20 olur. Bilemedin 30-35 olmaz. Çok fazla olmaz zaten. Bu da mevsimsel günlerle böyle geçiştirilir diye düşünüyorum.